gün ne olurdu. Yağmur tamam iyi olacak. Çocuk hayatımı kurtardı ya. Hayatımı kurtardı. Hedef bendim ama arabanın önüne atladı. Çok acayip. Bu işin ucu İstanbul'a dayanıyor. Bu gazeteci olayı var ya, cinayete kurban giden. Biz o dosyayı açığa çıkardık ve Halis Sadi paniğe kapıldı. Halis Sadi paniğe kapılınca gözü öyle bir döndü ki benim canıma kastetmeye çalıştı. Bu ne demek biliyor musun? Biz doğru yoldayız. Şimdi Ali sen ne yapıp ediyorsun, o arabayı bana buluyorsun. Tamam. Merak etmeyin savcım. Söylediğiniz model ve renkteki bütün araçları uygulamaya alıyoruz. Tamam. Aileniz hakkında bir tasarrufunuz olacak mı? Eşime ve çocuklarıma koruma tahsis edilsin. Gölge gibi diplerinden ayrılmayacaklar. Tamam. Merak etmeyin savcım. Peki siz? Ben iyiyim böyle. Benim korkmadığımı görmelerini istiyorum. Savcım kabul edilemez. Siz bu durumda bu şekilde yalnız dolaşamazsınız. Ben sizin yanınızdan ayrılmam. İyi tamam bakarız. Sen şimdi dışarıda bekle. Tekrar geçmiş olsun. Arkadaşlar. Durumu iyi delikanlının. Bir komplikasyon oldu ama atlattı. İyi ama değil mi şimdi? Gayet iyi endişelenmeyin. Bakın emin misiniz? Şimdi çünkü araba çok hızlı çarptı. Yağmurcuğum bir izin ver istiyorsan. Buyurun. Yani iç kanamayı durdurduk. Öyle söyleyeyim. Bir süre dinlenecek. Tamam. Peki ne zaman görebiliriz biz hastayı? Şu an yoğun bakımda. Odadan çıktığında görebilirsiniz. Ne zaman çıkar odaya tam? Yağmurcuğum, doktor bey iyi olduğunu söyledi değil mi? Tamam, uzatma istiyorsan. Geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun doktor bey. Yağmurcuğum hadi, siz yavaş yavaş eve geçin. Hadi. Yok, ben burada Akgün'le kalacağım. Yağmurcuğum eve gitmeni istiyorum, lafımı ikiletme. Zorla mı götüreceksin baba? Evet. Yağmur, babanı dinliyoruz hadi. Hayır anne, tamam sen dinle ama ben burada kalacağım. Ya ben sürekli Selim Kara'dan emir almak zorunda falan değilim, tamam mı? Yağmur bak kalbini kırarım. Gerçekten yaparım bunu. Şu anda üstüne gelmiyorsam eğer durumun hassasiyetinden dolayı... senin orada ne işin vardı sorusunu henüz daha sormadım farkındaysan. Ama bunları konuşacağız. Bunların hepsini tek tek konuşacağız, tamam mı? Şimdi lütfen yavaş yavaş eve geçin. Hadi. Sonra konuşacağız. Sonra konuşmadan o zaman şimdi ben burada sorayım, tamam mı? Sen beni mi takip ettin? Beni takip ettin de Akgün'le buluştuğumu mu gördün? Bir dakika ne yapacaktın? Yavaş. Tamam ne yapacaktın Akgün'e? Ya ne alıp veremediğin var senin Akgün'le? Senin Akgün'le aranda ne olabilir ki sen bu çocukla buluşuyorsun Yağmur? Ha? Yok. Akgün'le aramda bir şey yok. Ya veda etmek de mi suç artık? Ben anlamıyorum ya. Niye bu kadar nefret suçlu gibi davranıyorsunuz Akgün'e siz? Lütfen biraz sessiz olabilir misiniz? İçeride hastalar var. Pardon. Özür dileriz. Sizin Akgün'le aranızda ne geçtiyse, ne geçiyorsa, ne yaşanıyorsa bak aranızda bir şey var demiyorum bile. Çünkü böyle bir şey olma ihtimali yok, mümkün değil bu. Beni delirtmeyin. Selim. Beni söylemek istemediğim şeyleri söylemeye mecbur etme, tamam mı? O yüzden şimdi buradan yavaş yavaş eve git. Senin tek derdin Akgün'le aramda bir şey olup olmaması değil mi baba? Ya çocuk orada canıyla cebelleşiyor baba. Niye? Niye? Çünkü araba sana çarpmasın diye kendini arabanın önüne attı. Ayrıca sen savcılığa geri döndüysen Akgün sayesinde, tamam mı? Bunu da bil. Canan bak ben delirmek üzereyim. Tamam. Lütfen al Yağmur'u eve götür. Al Yağmur'u eve götür yoksa ben polis zoruyla götüreceğim eve. Zorla göndereceğim eve. Tamam ya bağırma. Ne? Ya ne sizin bu çocukla bir dakika alıp veremediğiniz ne? Bu çocuk hırsızlık mı yaptı? Yok ne yaptı? Ne bu çocuğun suçu ne bir suçu? Hayır bir dakika bir söylesin. Ya yeter. Hastanenin ortasındayız. Ameliyathanenin önünde yapılacak şey mi bu ya? Senin canına kastetmişler. Çocuk orada canıyla cebelleşiyor. Senin şu anda Akgün'le görüşmenden daha önemli meselelerimiz var Yağmur. Tamam mı? Yağmur beni bir dinle. Tamam. Ben söz veriyorum sana. Yarın sabah kendi ellerimle getireceğim seni buraya Akgün'le görüşeceksin. Canancığım ben ne konuşuyorum? Sen ne anlatıyorsun kıza? Ben ne anlatıyorum? Tamam ama yeter artık. Tamam hadi. Yürü gidiyoruz hadi. Hadi. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ali bekliyorsunuz dışarıda. Onunla tamam gidelim. Beklesin artık sus. Rezil ettiniz ya insanı. Herkesin ortasında yapılacak iş mi Allah aşkına? Şu an burada konuşalım. Geldi. Geldi Hasan Kuzur.
Delireceğim ya. Nazcığım, biz niye geldik buraya? Evde konuşmak istemedim. O kadar ciddi ha? Neymiş peki bu konu? Ya annenin duymasını istemiyorsun, onu anladım. Ama konu ne? Annemle aranız nasıl? İyi, yani gayet iyi. İyi iyi mi yoksa idare eder iyi mi? Eskisinden iyi işte. Tamam. Tamam. Hı? Bu kadar mı? Bu kadar. Nazcan. Kızım, bak ne olursa olsun bana anlatabilirsin. Üzülsen bile. Aranızın iyi olduğunu bir de senin ağzından duymak istedim. Bu kadar. Eve gidelim mi? Ne? Gidelim bakalım prenses. Haydi buyurun. İyi akşamlar. İyi geceler. Kuzey. Teyze bir şey mi oldu? Polis mi onlar? Ne oluyor canım? Ya kaza atlattık da. Ne kazası? Kasti olabilir, Selim'in üzerine sürdüler arabayı. E Selim nasıl peki? İyi iyi, bir şey yok. Gerçekten. İyi. Bir süre işte öyle polis koruması olacak yanımızda. Ya Canan şunu bir doğru düzgün anlatır mısın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.